Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yeni bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu proje ile ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa, kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Pathfinder anketi uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anketi uygulamasına göre bu videonun konusu CurveDAO, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Sunflower projesi olacak. Hemen CurveDAO'ya gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada CurveDAO projesi yaklaşık 85. sırada ve yaklaşık 400 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimizde karşımıza hemen bir swap arayüzü çıkıyor. Bunun en temel sebebi projenin temel konseptinin zaten swap pool'ları olması. Swap pool'u dediğimiz şey nedir? Merkeziyetsiz finans, yani blockchain'lerin üzerinde oluşturulmuş merkeziyetsiz borsaların token alışverişlerine olabilmesi için oluşturulmuş havuzlar. CurveDAO projesinin temel konsepti bu havuzlardan meydana geliyor. Daha sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hemen bir kaynak kontrolü yapalım. CoinGecko'ya geldiğimizde bize toplam kaynağı 2 milyar diyor. Hemen Ethereum tarayıcısına girip tokenımız Ethereum üzerinde, diğer ağlar üzerinde de var ama oradaki kaynakları kontrol etmemize gerek yok. Herhangi bir problem yok. Ethereum tarayıcısında 2 milyar kaynağımızı, toplam kaynağımızı onaylıyoruz. Maksimum kaynağımız da projenin dokümantasyonunda 3.3 milyar olacak şekilde ayarlanmış. Bu orada yazıyor zaten. Teknik olarak bunu arttırmak mümkün. Ekip istese bunu günü geldiğinde arttırabilir. Fakat bu proje bunu arttırmayacağını taahhüt etmiş ve çok uzun zamandır da bu modele göre devam ediyor. Ben bu videoda arttırılmayacağını varsayarak devam ediyorum. Sirkülasyon kaynağını hesaplamak için de yine Ethereum tarayıcısındaki holders'a geliyoruz. Buradaki hangi cüzdanda ne kadar cüzdan var bunları görebiliyoruz. Yan sekmelerde açarak hareketlerine, miktarlarına bakabiliriz. Göreceli olarak bir sirkülasyon miktarı hesabı yapabiliriz. Benim videodan önce yaptığım hesaba göre yaklaşık 1.2 milyar civarlarında bir sirkülasyon kaynağı var. Bu da yaklaşık %60'lara tekabül ediyor. O yüzden ben bu videoda %60 sirkülasyon miktarı ile devam ediyorum. Grafiği maksimuma getirdiğimiz zaman CoinGecko'da 3 yıldır bulunduğunu görüyoruz. 3 yıllık grafik ve %60'lara gelmiş sirkülasyon miktarı projenin zaten topluluk önemine çoktan girdiğini ve ilerlemeye devam ettiğini bize gösteriyor. Borsalara geldiğimizde Binance başta olmak üzere çok sayıda borsada çok sayıda pair olduğunu ve bunların hepsinin yeşil ışık yaktığını görebiliyoruz. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük. Grafiğimizdeki riskimiz düşük diyebiliriz. Tüm zamanların en düşük fiyatlarında denilebilir. Borsalardaki riskimiz çok düşük, yok denecek kadar az ama yine de çok minik olsa da var. Çünkü projenin yakın geçmişte yaşadığı bazı problemler var. Az sonra bunlardan bahsetmeye çalışacağız. GitHub'la devam ediyoruz. GitHub'ımızda yaklaşık 65 tane paylaşım var. Bu 65 paylaşımın direkt 60 tanesi projeyle alakalı ve yaklaşık 15-20 tanesi de düzenli olarak güncelleniyor. Gerçekten proje ürünleri. Proje aslında şu anda sirkülasyon miktarını az önce hesapladık 1.2 diye. Mevcut fiyatla çarparsak 85. sırada olmuyor, 70. sırada oluyor. 70. sırada olan bir projeye göre GitHub durumumuz normal, geçer bir durumda. İyi durumda diyebiliriz. Çok iyi değil ama iyi. Twitter'a geldiğimiz zaman 350K takipçi ve paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini görebilirsiniz. Zaten havuz tabanlı bir proje olduğu için sürekli bir yeni havuz veya eski havuzların girişleri çıkışları olduğu için etkinlik olmasa bile paylaşım içeriği mevcut. Twitter'dan da geçer not oluyor 350K'da. Uygun bir rakam. Şimdi tekrar web sitesine girip projenin ne yaptığını bir anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi CurveDAO projemiz bir blockchain değil. Ethereum üzerine bir token. O yüzden yine sol üst tarafa şöyle koyalım. Ethereum'umuz, Polkadot'umuz, Cosmos'umuz, Avax'ımız, devasa platformlarımız var piyasada bildiğiniz üzere. Bir de tekil olarak ayakta durmaya devam eden blockchain'lerimiz var. Bunların kimisi Proof of Stake, kimisi Proof of Work'la yeni şeyler yapmaya çalışıyor. İsimlerini yazmayacağım buraya. Buraya da karemizi koyalım. Bu da projemiz olsun. Şu anki CurveDAO'muz olsun. Sol üst tarafa Ethereum'u koyuyorum. Sadece Ethereum'la alakamız var. Çok yoğun olarak şu anda. Token'ımız Ethereum'un üzerinde ve CRV token'ın işlevleri bu Ethereum'la olan bağ ile devam ediyor. Yani direkt olarak CRV ile CurveDAO'nun token ile etkileşime girdiğiniz işlemler yaptığınızda temel olarak Ethereum'un komisyonlarını ödemeniz gerekiyor. Çünkü ana token orada. Fakat şimdi şurada gördüğünüz üzere sitede arka tarafta görünüyor Ethereum var. Bastığımız zaman aşağıya doğru açılan başka ağlar olduğunu göreceksiniz. Proje sadece Ethereum üzerindeki swapların pool'ları, havuzları ile ilgilenmiyor. Diğer ağlara da sıçramış durumda ve bu sıçradığı ağların sayısı da az değil. 10-15 tane ağda şu anda mevcut. O ağlar üzerinde de en popüler coin'ler, token'lar kullanılarak yine havuzlar oluşturulmuş, alım satım yapılabiliyor. Bunda Curve
altyapısı sağlıyor. Tek arayüzden hepsini yapabildiğimiz bir uygulama geliştirmişler. Şimdi bu sayede aslında Curve Token'ın etkileşime girdiği diğer ağlar da mevcut. Tabii teknolojisi çok farklı olan ağlara henüz tam anlamıyla entegre olmuş durumda değil. Ama bilinen, varsayılan ana ağlara entegre olmuş ve diğer bütün ağlarla da ilişkisi var denilebilir. Ve burada kendi kurduğu özel bir sistem var. Bu sistem sayesinde o ağdaki diğer ağlardaki havuz oluşturmak isteyen kişiler otomatik olarak zaten buraya yönleniyorlar. Peki bu sistem ne? Şu şekilde. Şimdi Curve'ün toplam kaynağı artarak devam ediyor, maksimum kaynağa doğru gidecek. Yani sürekli olarak maksimum kaynak limitinden toplam kaynağa ara ara token çıkartılıyor. Bu tokenlar da kim ne kadar havuza token koyduysa, yani buradaki sistemi ne kadar desteklediyse, ona o kadar CRV token dağılacak şekilde tasarlanmış. Yani şu şekilde, şurada gördüğünüz swap'ın, az sonra göreceğiz, şurada havuzları var. Bu havuzları böyle havuzlar olarak varsayabiliriz. Kişiler geliyorlar, kişiler, kurumlar, hiç fark etmez. Bu havuzlara tokenlarını dolduruyorlar. Bu sayede burada alım satım yapılabiliyor. Ve kişi bu havuzlara ne kadar token doldurduysa her CRV dağılımında o kadar CRV alıyor. Token dağılımı bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi CRV token az önce gördüğünüz gibi çok fazla borsaya yerleştiği için, alım satım ortamı çok yoğun olduğu için, eski de bir proje olduğu için kendini benimsetmiş durumda. Bu yüzden bu ağlardaki kişiler de gelip buraya havuzu doldurmaya çalışıyorlar ki CRV her dağıldığında büyük oranda CRV alabilsinler. Tabii bu dağılım gerçekleştiği zaman kısa süreli bir dump durumu, yani fiyatın düşmek durumu oluşturuyor. Ama yine de projeye olan güven ve sistem ilerlemeye devam ettiği için değer de kazandırıyor projeye. Şimdi CRV'nin ana olayı bu. Siteye girdiğim zaman swap çıkıyor, havuzlar var. Havuzlar doğrultusunda CRV token dağılıyor ve Ethereum üzerindeyiz. Fakat bunun yanı sıra merkeziyetsiz finans projesi olduğu için birçok alt yan dala da sıçramış durumda. Tabii bunlardan bir tanesi, az sonra göreceğiz, şurada CRV USD linkinin altında merkeziyetsiz finans altyapısıyla yine borç alma, borç verme, yani teminat verip borç çekme, o çektiğimiz borcu belli bir süre sonra geri ödeme, sonra içeriye koyduğumuz teminatı geri çekme gibi merkeziyetsiz finans alanında yeni yeni oturan sistemlerden de bazıları buraya entegre olmuş. Oldukça da kullanıcısı mevcut. CRV'nin ana olayı DeFi, merkeziyetsiz finans ve bunlar. Fakat dediğim gibi bunların yanı sıra şurada integrations'ın altında CRV token'ı benimseyen ve kabul eden bazı kişiler, kurum, kuruluşlar, ekipler CRV token'ı entegre olan bazı ufak tefek yan sistemler de oluşturmuşlar. Bu alanlarda da proje kendini geliştirmeye devam ediyor. Asıl olayı bu, yakın zamanda da bazı sansasyonel durumlar yaşamış. Kurucunun çok ciddi oranda buraya teminat koyması. Kurucu da çok fazla CRV olduğu için bu CRV'leri teminat olarak koyup USD çekmesi, çok lüks bir ev satın alması ve merkeziyetsiz finans projesi olduğu için, 3 yıldır devam eden bir proje olduğu için zaman zaman ufak ufak hackler yemiş, ama geçtiğimiz ay büyük bir hack yemiş. Yaklaşık 45 milyon dolar civarında bir kayıp yaşanmış. Bununla alakalı da hikayeler var. Az sonra onları da değerlendirmeye çalışacağız. Fakat temel konsept bu. Şimdi sitenin üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Alım satım arayüzümüz burası. Şurada ağlarımız var. Burada hangi ağı seçersek hemen Metamask'ımız o ağa girmeye çalışıyor ki o ağ üzerindeki alım satımlar gerçekleşebilsin. Pools'a girdiğimiz zaman hangi ağda ne kadar pool, yani havuz olduğunu görebiliyoruz. Hangi tokenların nasıl alışveriş yapılabildiğini, oranlarını takip edebildiğimiz bir arayüz var. Pool Creation'a girdiğimiz zaman kendimiz havuz oluşturuyoruz. Ağımızı seçip gelip Pool Creation'a geldiğimizde ilgili tokenları buraya koyabiliriz. Proje konsept olarak ilk çıktığında USDT ve USDC'nin, yani dolara tekabül eden coinlerin, tokenların alım satımlarını kolaylaştırmak üzere çıkmış, ama zamanla diğer tokenlara da bulaştığı için tamamen bir havuz ortamı oluşmuş. İstediğiniz tokenla havuz oluşturabiliyorsunuz. Dashboard'a girdiğimiz zaman bu tabii bir panel. Cüzdanınıza giriş yaptıktan sonra burada istatistiklerinizi, verilerinizi, kendi istatistiklerinizi görebilirsiniz. Şimdi integrations'a baktığınızda buraya ekosistem linki olarak düşünebiliriz. Blockchain olan projelerde ekosistemimiz çok önemli çünkü o blockchain üzerine bir sürü uygulama oluşturuluyor. Fakat burada Curve'de Curve'ü benimsemiş ve kabul etmiş ekiplerin oluşturduğu yan uygulamalar olarak bakılabilir. Ve bunların içerisinde DeFi'leme gibi, işte atıyorum, merkeziyetsiz finansı takip eden, istatistik hizmetleri veren siteler de var. Yani aslında DeFi'lemanın Curve'le bir bağlantısı yok. Sadece Curve'in istatistiklerini de tutuyor kendi üzerinde. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde paylaşımlar var. 45 tane var. Bunlardan yaklaşık 10 tanesi direkt Curve'ün CRV token ile entegre olmuş durumda. Diğerleri dış kaynaklardaki uygulamalar denilebilir. Şurada bir CRV USD'miz var. Burası işte
teminat verip borç alıp sonra onu geri getirebildiğimiz altyapının arayüzüne götürüyor bizi. Yukarıdaki linklerimiz değişiyor. Burada belli başlı istatistikleri görebiliyoruz. Risk açıklamasını görebiliyoruz. Ve burada CurveUSD Pulse'a girdiğimiz zaman da pool'larını görebiliyoruz. CRV ile USD'nin. Geri geldiğim zaman şuradaki pool'lara girdiğim zaman da burada direkt işte teminat üzeri borç al, borç ver bu gibi sistemleri kullanabildiğimiz arayüz karşımıza çıkıyor. Burada da CRV USD linki bize oraya yönlendiriyor. Şu üst hattı bitirdik. Alt hattı da bitirdim. Şurada da 2-3 tane linkimiz var. Community'nin altında Twitter, Telegram, Discord var. Geçiyorum buraya, bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalımıza bakalım ve tam o sırada ekipten de bahsedelim. Ve yakın geçmişte yaşanan şeyleri anlamaya çalışalım. YouTube kanalımızda 56 tane video var. Son video 3 ay kadar önce, eğer bu videolara bakarsanız ekipten bir iki kişinin yüzünü görebilirsiniz ama genel olarak kurucuyu görebiliyorsunuz ve nasıl kullanıldığını anlatan belli başlı uygulamalar, videolar mevcut. Şimdi tam bu noktada kurucuya da gelmemiz lazım. CurveDAO Founder dediğimiz zaman Google'a bize Michael Egorov'u karşımıza çıkartıyor. Şimdi Michael Egorov'u getirip YouTube'a yazdığımız zaman çok fazla röportajı olduğunu, çok fazla eski videosu olduğunu görebiliriz. Kendisi yaklaşık 8-9 yıldır bu piyasada olan, ondan önce de fizik ve kripto alanında çok fazla araştırma yapmış. Yani şifreleme alanında çok fazla araştırma yapmış. Tanınan, bilinen Silikon Vadisi'nde saygı gören bir kişi. Yaklaşık 5 yıl kadar önce NewCypher projesini ortaya çıkartmış. O proje de şu anda CoinGecko'da bile var sıralamada. Orada co-founder'mış ama orada şu anda varlığı çok yüksek değil. Ama son 5 yıldır çeşitli dönemlerde kamera karşısına çıkmış. Projeye vakıf ve projeyle alakalı da ciddi derin açıklamaları, bilgisi var. Son röportajında gördüğünüz üzere 1 ay önce var, 3 ay önce var. O yüzden ekipten geçer not alıyor, kim olduğunu görebiliyoruz ve hala kamera karşısına çıkıyor. Projede ufak ufak ilerlemeye devam etmeye çalışıyor. Ama bu noktada şu son 1 ay içerisindeki yaşanan konuları biraz daha net anlayalım. Şimdi bu arkadaşın adını yazıp yanına house yazdığımız zaman Google'a karşımıza çok büyük bir mansiyon çıkıyor. Yaklaşık bundan birkaç ay kadar önce kurucu olan kişi elinde çok fazla CRV olduğu için bu CRV'leri yine götürüp merkeziyetsiz ortamda buradan teminat olarak koyup yaklaşık 110 milyon dolar gibi bir para çekmiş buradan. Bu çektiği paranın yaklaşık 40 milyon civarında bu mansiyona harcamış. Diğerlerini çeşitli yerlere harcamıştır, bilmiyorum şu anda. 2 tane 3 tane aldı diyorlar. Söylentiler mevcut. Ve bu işlemi yaptıktan sonra tabii CurveDAO'da bir güvensizlik oluştuğu için fiyat hareketleri olmuş. İşte son 6 ay içerisinde olan fiyat hareketlerinden bazıları bu konuyla alakalı. Fiyat düştüğü için şimdi içeriden teminat verip dolar çektikten sonra içerideki teminatı CRV olduğu için kişinin, kurucunun o CRV'nin değeri çok fazla düşerse sistem otomatik olarak likidite ediyor bu kişiyi. Yani o teminatı geri getirse bile işte alamıyor tokenları gibi durumlar mevcut. Bu noktalara gelme ihtimali olmuş fiyatla hareket ettiği için. Tam o sırada başta Justin Sun olmak üzere kripto piyasasındaki bilinen, bu tip konuları takip eden büyük parası olan kişiler bu adamı desteklemek için gidip CRV satın almışlar ki fiyatı belli bir noktada tutabilsinler. Adam likidite olmasın. Çünkü CRV dediğimiz, curve dediğimiz yapı işte yaklaşık 3 yıldır CoinGecko'da ve şu arayüz oturmuş. Kripto piyasası tarafından çok bilinen, likiditesi çok yüksek olan bir proje olduğu için bunun başına zeval gelmesin diye yapmışlar bu durumu. Tabii bu Michael da işte evleri satın aldıktan sonra nasıl bir plan yaptı kendisine bilmiyoruz. Ama tabii ki o geri dönüşü yapıp o CRV'leri geri alacaktır planını bu yönde yapmış. Tüm bunlar gerçekleşirken yaklaşık bir ay kadar önce de yine Google'a CurveDAO hack yazdığımız zaman karşımıza çıkıyor. Zamanda ufak tefek başka hackler olmuş. Bunlar çok rahat halledilmiş tabii ki. Ama CurveDAO hack yazdığımız zaman son hacklerimizin bilgisi geliyor karşımıza. CoinDesk'te de var, başka sitelerde de var, görebilirsiniz. Kim yerde işte atıyorum 50 milyon dolar yazıyor, kim yerde 60 milyon dolar. Tabii token'ın değeri de oynadığı için hacklenen token'ların 50 milyon civarında, 50 milyon dolar civarında bir hack yaşanmış. Bu hackte Reentrance atak olarak olmuş. Canlı yayınları kanalda takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ederseniz orada bana yine sorabilirsiniz. Kanalda geliştirdiğimiz Kilopi projesinin de Reentrance atak yeme ihtimali var. Başka isimlerde başka ataklar da var. Bunlar smart kontraklar üzerinde yapılan sistemler olduğu için burada belli başlı teknikler var. Bu teknikler de zamanında işte atıyorum Ethereum'da, Uniswap'ta bu gibi ortamlarda birilerinin keşfettiği yaptığı teknikler. Başka sistemler oluşturuyorsanız bu tekniklere dikkat etmeniz lazım ki hacklenmesin. Biz işte Kilo projesinde farklı yöntemler
kullanarak buna engel olabiliyoruz. Bizim için tabii birazcık daha kolay. Çünkü yaptığımız uygulamalarda token en öndeki klik noktasında değil. Yaptığımız sürdürülebilir bir uygulama var ama token yan tarafta destek veriyor ve biz de onu koruyabiliyoruz sistemin içerisinde. Ama bu gibi ortamlarda, DeFi ortamlarında her işlem direkt tokenla olduğu için buraları hackleme olayı birazcık daha kolay oluyor hackerlar tarafından. Tabii buradaki likiditeler de çok yüksek olduğu için daha kolay olabiliyor. Burada bizi asıl ilgilendiren şey birincisi bu evle ve çok büyük bir teminatla yaşanan olay ve yakın zamanda yaşanmış bu hack'le alakalı süreç nereye doğru gidecek ve Curve DAO'nun CRV'nin fiyatını nasıl etkiler? Bunu anlamaya çalışacağız az sonra. Son değerlendirme yaparken CoinGecko'da sadece bu bilgileri şimdi bilmemiz yeterli. Siteden devam edelim. YouTube'a basmıştık en son altında dün Analytics bir de Curve Monitor var. Bu ikisini aynı anda açalım. Birinin arayüzü bu şekilde Curve'ün, birinin arayüzü de bu şekilde. Curve çok oturaklı, çok uzun zamandır devam eden bir sistem olduğu için tamamen merkeziyetsiz olmaya çalıştığı için bunu takip eden istatistik sayfaları oluşturulmuş ve bunlar ciddi anlamda oturmuş ve blockchain'den alıyorlar veri. Yani Ethereum'dan alıyorlar temel olarak. Diğer ağlardan da alıyorlar. O yüzden bu istatistikler de dosdoğru bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Kaynaklara geldiğim zaman white paper tıklamıyorum. Audit'te bazı kurum kuruluşlar tarafından smart kontratlar kontrol edilmiş ama tabii ki bir garantisi yoktur diye bir açıklama var. Events'a bastığımız zaman bu Events projenin kendi dış etkinlikleri değil, ağın üzerinde olan belli etkinlikleri gösteren bir sayfaya yönlendiriyor. Contracts'a bastığımız zaman çok fazla smart kontraktan oluşuyor bu proje tabii ki. Tıklarsak bu sayfaya gidiyoruz ve smart kontratları takip edebiliyoruz biz de. Bugpoint'i eğer herhangi bir hata bulursak ve haber verirsek 250 bin dolara kadar ödül alma ihtimalimiz var. FAQ sıkça sorular sayfası süper değil ama projeyle ilgileniyorsanız mutlaka bu sayfayı yine de okuyun. Belli başlı bilgiler var. Integrations yukarıda tıkladığımız ekosistem linkiydi. Donate'de bağış topluyorlar. Developer Docs'a geldiğimiz zaman Curve Finance'le alakalı herhangi bir şey geliştirmek istiyorsanız Developer Docs'a girebilirsiniz dokümantasyona. Burada Register Docs'a bastığınız zaman ciddi bir dokümantasyon çıkıyor karşınıza ve ciddi anlamda burada bilgi, içerik mevcut, teknik ki altyapı da var bir şeyler oluşturulabiliyor. Altı dolu yani. Bunu da onaylıyoruz. Nips'e bastığımız zaman blog paylaşımları, kendi içlerindeki blog paylaşımları 2021'de durdurmuşlar. Çok uzun zamandır devam etmiyor bu. Çok önemli değil şu anda. Kaynakları tıkladığımız zaman da asıl dokümantasyona ulaşıyoruz. Bu herkesin kullanabileceği dokümantasyon. Platformun nasıl kullanıldığı ile alakalı. Burası da dolu dolu bir dokümantasyon. Buradan da geçer not alıyor. GitHub'a zaten bakmıştık. Şimdi şurada son 2-3 tane linkimiz kaldı. Bunlardan da bahsedelim. Sonra CoinGecko'da yorumlamaya çalışalım. Klasik UI proje ilk çıktığı zaman bu siteye, bu arayüzle çıkmış. Uzunca bir süre bu şekilde hizmet vermiş. Eğer araştırırsanız geçmiş YouTube videolarında da bu arayüzler her şey yapılıyor. Ama tabii ki sistem aynı sistem. Bu arayüzle şimdi tekrar üzerinden geçmiyoruz. Belli bir süre sonra topluluk arayüzü değiştirin diye baskı yapınca ikinci bir arayüz oluşturulmuş. İki arayüz de aynı sisteme bağlı. Arka plan aynı yani. Ortak bir arka plan kullanıyorlar. DAO'ya tıkladığımız zaman kararların alındığı DAO kısmına geliyoruz. Burada az sonra bahsedeceğiz. Kullanıcılar tabii ki fikirlerini verebiliyorlar, oy kullanılabiliyor, belli başlı konular var. Bir de burada aslında token'ın dağılım mekanizması ile alakalı genel bir grafiğimiz var. Bu sayfamız açık dursun. Token'lar havuz oluşturan kişilere dağılıyordu belli aralıklarla bildiğiniz üzere. Burada da o dağılım ağırlığının grafiğini görebiliyoruz. Bir de yukarıda son bir linkimiz var. Governance diye burada da bir forumumuz var. Bu forumda da konular tartışılıyor ve projede yapılması gereken hamleler burada karar veriliyor. Forum çok yoğun olarak kullanılmıyor. Ama forum olması oldukça pozitif. Fakat yine de forumda da belli başlı kişiler kararların yine de biraz merkezi bir şekilde alındığını yazmışlar. Çok anormal bir durum değil. Sonuçta projenin başında bir ekip var. Belli başlı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Çok yanlış kararlar almadıkları sürece sıkıntı yok. Şimdi sitenin üzerinden geçtik, ekipten de bahsettik. Çok ciddi ekibin geri kalan kısmını çok net göremiyoruz. Araştırırsanız birilerine ulaşabiliyorsunuz ama tek bir kişi ön planda diyebiliriz. Tekrar CoinGecko sayfasına gelelim. Projeyi bir değerlendirmeye çalışalım. Ve öncelikle eksileriyle başlayalım. Şimdi birinci büyük eksimiz yakın geçmişte yaşanan şu ev konusu. Bu ev konusu projenin üzerinde böyle bir eksi olarak kalmış. Çok endişeli bir topluluk var bu konuyla alakalı. Konunun nereye gideceği tam olarak belli değil. Çok fevri bir hareket değil. Sonuçta merkeziyetsiz finans sistemi üzerinde hakkı olan bir şey yapmaya çalışmış ve bunu doğru oturtmaya çalışmış kurucu olan kişi. Çok anormal bir durum yok ama konunun nereye gideceği belli değil. İkincisi yaşanan hackler son dönemde yaşanan şu büyük miktardaki hack. Bu miktar
İşte 50 milyon civarında olan miktardan yaklaşık 10-15 milyon dolarını hacker geri göndermiş ama geri kalan kısmı hala gönderilmemiş durumda. Bu ikisi projenin üzerindeki ufak eksiler diyebiliriz. Projenin üzerinde yeni hackler olma ihtimali şu anda yine küçük bir eksi olarak varsayılabilir. Kararların alındığı forum mekanizmasında kararların biraz merkezi olarak alındığı konusu da yine bir eksi olarak değerlendirilebilir. Ama bana sorarsanız en büyük eksi burada. Şimdi oluşturulan havuzlar ve havuzları oluşturan kişilerin oluşturduğu ağırlığa göre CRV token'ın dağılma mekanizması projeyi gözde bir proje haline getiriyor. Çok fazla borsada listelenmiş, çok eski, Ethereum üzerinde çıkmış, sistemini oturtmuş ve dağılımı bu şekilde oturtmuş. Şimdi bu dağılım çok çok teşvik edici bir dağılım. Çünkü düşünün siz de bir havuz oluşturacaksınız. Büyük bütçeleriniz var. Büyük ağlardan bir tanesindesiniz. Burada gelip havuz oluşturduğunuz zaman diğer yerlerde oluşturduğunuzdan daha karlıysa bir de CRV kazanıyorsunuz, komisyon falan. O yüzden getirip buraya koyarsınız likiditenizi. Ama gün gelip de dağılan tokenlar maksimum kaynağı kadar dayandıktan sonra yeni verilecek curve tokenlar kalmayacak. Tabii ki bu söylediğim çok uzun bir süreç ama bu süreç içerisinde başka şeyler de yaşanabilir. Burada söylemek istediğim şey şu. Günün birinde bu dağılacak token yani teşvik edici şey ortadan kalkabilir. Kalkmaması için maksimum kaynak hareket ettirilebilir. İleriye doğru itilmeye başlanabilir veya dışarıdaki diğer merkeziyetsiz borsalar yani atıyorum Uniswap, atıyorum PancakeSwap veya buna bağlı başka swaplar yeni çıkacak merkeziyetsiz finans uygulamaları. Şu anda CurveDAO'nun sisteminden daha çok teşvik edici ve daha bir sağlam bir sistemle ortaya çıkarlarsa buradaki havuzlar ortadan kalkar. Buradaki havuzlar ortadan kalktığı an CurveDAO yok olur. Çünkü CurveDAO yapan şey asıl bu havuzlar ve bu havuzların sürekli olarak ayakta kalabilmesi için sürekli bir CRV token dağılımı durumu söz konusu. Bu projenin üzerindeki bence en büyük eksi ve bu öyle bir eksi ki şimdi bu proje Terra gibi bir proje değil. Terra Luna'nın sistemi çok tehlikeli oluşturulmuş. En baştan belli zaten. Curve çok daha sağlam bir şekilde, oturaklı bir şekilde oturtmuş ama az önce gördüğümüz işte çok büyük miktarlardaki hamleler, çok büyük miktarlardaki hackler zaman zaman çok olumsuz etki oluşturabilir proje üzerinde ve o sırada da şu havuzla alakalı problem yaşıyor olursa proje bu durumda artık her şey tehlikeli noktaya doğru gitmeye başlayabilir. Çok az bir olasılık bu ama var böyle bir olasılık. Bunu unutmamak gerekiyor projenin eksileri. Şimdi artılarına gelelim. Sirkülasyon kaynağımız belli bir noktaya gelmiş. Fiyatımız tüm zamanların en uygun noktalarında gibi söylenebilir. Borsalarla olan entegrasyonda hiçbir problem yok. Çünkü proje kendini çok ciddi ispatladığı için borsalarla al gülüm ver gülüm mevzularına pek girmiyordur benim tahminim. GitHub'da harekete devam ettiğini teyit edebiliyoruz. Gerçek paylaşımlar var ve güncelleniyor. Twitter'da belli bir kitle oluşturulmuş. Fakat bana sorarsanız projenin en büyük artısı şu. Kripto piyasasında merkeziyetsiz finans alanında çok fazla ağa bağlı olup da kendini ispatlamış ve tam anlamıyla merkeziyetsiz çalışmaya devam etmeye en büyük adaylardan bir tanesi. Yani ana ekibin buradaki kararlar mekanizmasındaki etkisi gün geçtikçe azalsa, ana ekip zaten elindeki CRV tokenlardan büyük miktarda kopmuş durumda. Bu devam edebilir, bu olabilir. Çok büyük bir problem değil. Hackler de hiç gerçekleşmeden uzun bir süre devam edilse yani kodların oturduğu yıllarca süren süreçten sonra herkesi ikna etmiş durumda olsa proje tam merkeziyetsiz bir merkeziyetsiz finans uygulamasına dönüşür ve belki 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl hizmet verebilir. Buna aday bir proje var karşımızda. Sadece şuradaki az önce konuştuğumuz tehlikeli olan sistemi tam olarak oturtmaları lazım. Şu anda tam oturmuş durumda. Çünkü toplam maksimum kaynağa doğru yaklaştıkça buradaki dağılan token her seferinde azala azala devam ettiği için şu anda bile oturmuş durumda. Ama yine de küçük bir risk barındırıyor. Bunun tam merkeziyetsiz bir şekilde oturması gerekiyor. Bunlar da projenin artıları. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda projede 70. sırada varsayıyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olur bunu anlamaya çalışalım. Önümüzde 6 ay sürecek sert bir boğa olursa tabii ki proje bu boğaya katılacaktır. Diğer projelerle birlikte boğadan sonra sert bir ayı gelirse çıkış yaptığı fiyata düşme ihtimali var mı derseniz çok az bir şekilde bu ihtimal var. Neden? Çünkü projenin üzerinde belli başlı belirsizlikler var. Bu belirsizlikler yakın zamanda yaşanan hack ve bu devasa ev konusu.
kurucunun yaptığı belli başlı çok sert, çok büyük hareketler. Şimdi bunlara rağmen proje gidişatını düzgün koruyor. Zaten kriptodaki diğer isimler tarafından da destekleniyor biliyorsunuz. Ama bir boğa gerçekleşirse ve bu boğa sürecinde de belli başlı fevri hareketler yapılırsa hiç beklenmedik bir şekilde fiyat çıkışı yaptığı noktanın altına düşebilir. Böyle bir ihtimal olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki boğa devam etmezse, ayı devam ederse 6 ay kadar projeden yumuşak bir şekilde düşüşün devam etmesini beklerim. Çok sert hareketler beklemiyorum. 70. sırada olan bu projede bana sorarsanız 50 ila 100 arasında durmaya hak ediyor bence. Neden? Çünkü tüm kripto piyasası tarafından benimsenmiş uzun zamandır çalışan bir merkeziyetsiz finans sistemi bu. Birçok ağda bağlanmış bir şekilde ve havuz yapmanın bir teşviki var. Böyle bir proje kolay kolay yüzün altına düşmez çünkü benimsenmiş. Fakat 50'nin üzerine gidip barınması da çok mümkün değil. Çünkü 50'nin üzerinde çok büyük bir ağlar savaşı var. İşte yeni teknolojilerin ortaya çıkması, blockchain'in daha iyi entegre olması, çok daha büyük iddialı konular var. O yüzden 50'nin üzerine gidip orada tutunması da çok da mantıklı görünmüyor. O yüzden 50-100 arası uzunca bir süre bu proje için mantıklı görünüyor. Bu bilgi doğrultusunda da sıçrama yaşandığı zaman çevresindeki projeler 10x yaparken CurveDAO'dan da yine 10x civarı bir hareket beklerim ben. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bu projeyle alakalı söyleyebileceklerim bu kadardı. Bir sonraki canlı değil video yayınımız Salı günü akşam saat 9'da olacak ve konumuz da Sunflower olacak. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.